Bugün sizlere Solidworks'te katı oluşturma mantığını, temel katı oluşturma komutlarını ve tüm bunları pekiştireceğiniz harika bir örneği adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi katı oluşturma mantığını kavramadan önce şunu bilmemiz lazım. Temel olarak iki metot var. Bir tanesinden şu şekilde bahsediyorum ben genelde eski metot. Eski metot dememin sebebi. Eskiden bu programları çalıştıran işlemciler, ekran kartlarımız eski olduğu için bu işlemleri çok hızlı çözemiyordu ve performans kayıplarına yol açıyordu. O yüzden burada bir katı oluşturma mantığı geliştirdiler. Bu da çizim, unsur, çizim, unsur. Birazdan ilk önce bunu deneyeceğiz. Ama şimdiki çağımızda çok fazla bu teknolojiler geliştiği için biz Tek bir çizimin içerisinden birçok unsur oluşturabiliyoruz. Eğer öğrenciyseniz belki hocalarınız bu metodu kabul etmeyebilir. Şimdiden altını çiziyorum ama ben bu şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde öğrenirseniz zaten ilk metodu yapmanız daha da kolay olacaktır. Hadi başlayalım. Hemen hızlıca bir parça ortamı oluşturarak başlayalım. Parça ortamına giriş yapıyorum. Ardından herhangi bir düzleme tıklayıp çizim ortamına geçiş yaptım. Burada merkezden bir kare oluşturmak istediğim için merkezden dikdörtgen komutuna girdim. Ardından bu ve bu kenarı seçerek eşitledim. Yani kare olmasını sağladım. Bakın şuradan görebilirsiniz. Sadece kare olarak ölçekleniyor. Akıllı ölçülendirmeye girdim. 50 milimetrelik ölçümü girdim. 50'ye 50 bir küp oluşturmak istiyorum. Onaylıyorum. Bakın buraya kadar incelediklerimiz bir önceki videonun konusuydu. Burada unsurlar bölümüne geçiş yapıyoruz. Bakın burada Extrusion ile katı oluşturma komutunun içerisinden bizim işlemlerimizi devam ettireceğiz. En çok karşılaşacağımız komut da bu. Buraya tıkladıktan sonra bizi farklı bir arayüz karşılıyor. Bakın sarı renkli bizim ön izlemelerimiz mevcut. Yani biz katı oluşturursak şu an yani ben buradaki tuşa basarsam bu ön izlemede katı geometrimi oluşturacak. Bakın şimdi buradaki kısımda bizi ne bekliyor? Şundan dediğiniz bölüm bizim ötelememiz. Mesela direkt ötelemeye geleyim ve buraya mesela 15 yazayım. Bunun anlamı şu. Üst düzlemden 15 mm ötele ve 15 mm öte dediğin yerden katı oluşturmaya başla. Ne kadar katı oluştursun? 10 mm. Ben burayı değiştirirsem mesela 50 50 istiyorduk ya. 50 mm 15'i öteleyecek 50 mm yapacak. Yani üst düzlemden 65 mm yukarıda olacak en tepe kısım. Bu tarz işleri alıyor. Bunu da zaman zaman kullanacağız biz. Şimdilik çizim düzlemine tıklıyorum. Bakın burada yönünü belirleyebilirsiniz. Aşağı mı yukarı mı olacak. Ardından orta düzlem üst düzlem. Buradaki orta düzlem de 25 mm aşağı 25 mm yukarı şeklinde alır. Burada açıyı verebilirsiniz. Şu an mesela 10 derece dışa doğru draft verelim. Bakın onayladım mı 10 derece dışarıya doğru açı verilmiş şekilde olacaktır. Bu da zaman zaman kullanacağımız işlemlerden bir tanesi. Bunu kapatalım. Yön 2 dediğiniz zaman da ikinci yönden devam eder. Mesela burada 60 diyebiliriz. 60 aşağı insin, 50 yukarıya çıksın gibi bir denklem kurmuş oluyor kendi içerisinde. Buradaki bölümler bu şekilde seçili kontrolleri de diğer mantığımızı anlatırken inceleyeceğiz. Şimdilik bunu onaylayalım. İlk mantıktaydık zaten. Bakın ilk mantık neydi? Çizim unsur. Şimdi ben üstüne bir tane daha küp çizmek istiyorum. O yüzden çizim açacağım. Ondan sonra unsur yapacağım. Üst üzeyime, üst yüzeyine tıkladım. Çizim ortamına geçiş yaptım. Ardından merkezden dikdörtgenime tıkladım. Ve tekrar bir kare oluşturmak istedim. Bakın şuraları seçtim. Eşittir dedim. Akıllı ölçülendirmeme girdim. Şuradaki yüzeyimi mesela 25 mm diyeyim. 25 mm'lik bir küp oluşturalım buraya da. Tekrar unsurlara geldim. Katı oluştur dedim. 25 mm'yi seçtim ve elimizde 25 mm'lik bir küp daha oluşmuş oldu. Bakın ilk mantığımız neydi? Çizim 1, unsur 1. Çizim 2, unsur 2. Şimdi biz bu mantıktan kurtulmamız lazım artık. Çünkü yaptığımız parçalar artık 3D printer teknolojisi gelişiyor. CNC teknolojileri gelişiyor. Yani üretim metotlarımız çok gelişti. Ve kompleks parçaları üretebiliyoruz artık. Bu yüzden bir tane çizimin içerisinden birçok geometri oluşturabilmemiz lazım. Bilgisayarlarımız el veriyor bunu artık. Evet 2007-2008'de 2009'da 2003 yıllarında daha yeni yeni keşfedilirken o zaman öğrenen hocalarımız, e, sektördeki büyüklerimiz... Bunlar o şekilde kullanmak zorundalardı. Çünkü o zaman bu kadar işlem kapasitesi yoktu. Ama şu an bu işlem kapasitesi var ve biz çizimin içerisinden, tek bir çizimin içerisinden birçok geometri oluşturabiliyoruz artık. Hadi şimdi ikinci metodumuza geçelim. İkinci metodum için hızlıca yeni bir parça ortamı açıyorum. Ctrl N tuşuna basarak açtım o sayfayı. Burada çizime geldim. Ardından kısa yoldan ilerliyorum ben. Dikdörtgen komutuma girdim. Ve buradan iki tane karemi oluşturdum. Kısa yolda dediğim bakın şurası. Sağ tıka basılı tuttuğunuzda böyle bir motor açılır. Bu motorun içerisine seçebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunların özelleştirmesini de anlatacağım. Şimdi akıllı ölçülendirmeye geliyorum. Burayı 50 mm seçiyorum. Burayı da 25 mm seçiyorum. Şu şekilde. Bakın şimdi ben burayla burayı diyorum ki eşit olsun. Bakın içerisi de eşit oldu otomatikman. E, ardından unsurların içerisine giriş yapıyorum bakın içi boş geldi değil mi o zaman bizim ikinci metot suya düştü Hayır öyle bir şey mümkün değil. Bakın ben buna böyle tıklarsam sonradan kesmenin de önüne geçmiş oluyorsunuz bu şekilde skeçlerle. Yani içi boş şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Daire olsaydı daireyi de bu şekilde oluşturmuş olacaktınız. Şimdi tekrardan unsurun içerisine girelim. Bakın ben buraya tıkladım. Unsuru düzenle var. Çizimi düzenlemek istersem de buraya tıklamam lazım. Unsuru düzenleyi tıkladım. Bizim aslında can alıcı noktamız. ilk önce şuraya 50 yapalım. 50 milimetrelik katı oluşturacağımız için. Seçili kontürler bölümü. Bakın. Bizim kapalı geometrilerimize geldiğimizde bu ikisini farklı algılıyor fark ettiniz mi? Ben şimdi buna basarsam sadece bunu extrude edecek. İkisine basarsam ikisini toplu extrude edecek. Aslında tek bir karenin içerisine extrude etmiş gibi bir önceki metottaki gibi algılayacak. Şimdi bu şekilde biz bir extrude komutunu gerçekleştirelim. Ardından bakın çizime tekrar tıklıyorum. Çizim seçiliyken Şurada bakın çizim seçili şu an. Çizim seçiliyken ben buraya geliyorum ve tekrardan da tıklıyorum. Bakın yine içi boş geldi. Hayır. Burada kontürlere geliyoruz. Seçimi temizlediyoruz ve içerisindeki küçük olanı seçiyoruz ve 25 mm katı oluşturacaktık onu. Bakın şimdi çizim düzlemi şundan komutunu anlatmıştım değil mi ben öteleme yapıyor diye. Şimdi çizim düzlemi kısmından öteleme yapıyor. Şu an burada istemiyoruz gibi burada istiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Yüzey, yüz ve düzlemi seçeceğiz. Yüzeyi tıklıyorum ve en üst düzlemi seçiyorum. Ne, ne yapıyor burada komut? Diyor ki en üst düzlemi seçtin sen ben en üst düzlemden referans alarak 25 mm yukarıya katı oluşturacağım diyor. Bunu yapıyor ve onaylıyoruz katımızı oluşturduk peki biz neden bunu yapıyoruz demiştik kompleks parçalar için şimdi ben bu parçada sadece birkaç ölçüyü değiştirerek bu parçayı revize edebilirim hızlı bir şekilde mesela bakın çizime tıkladım 25 mm bu mesela burada 15 yapalım bakın hızlıca 15 oldu gördünüz mü burası mesela 45 olsun 45 yapalım ardından katı oluşturma unsuru 2'deydi değil mi Bunları isimlendire de biliyorsunuz bu arada. Onlar da sonraki videoların konusu. 25 mm. Ben buna tıkladım. Mesela 15 yapacağım. Chat 15 mi yaptım? Aa 15 düzelmedi. Neden düzelmedi biliyor musunuz? Bizim burada trafik lambamız var bir tane. Bu trafik lambamıza basmamız lazım. Eğer düzenlenmezse Ctrl B'ye de basabilirsiniz. Buna bastığınız zaman otomatik yeniler. Mesela parçalarınız çok karmaşıktır. Ee, çok fazla montaj eklemişsinizdir. 1000 parça, 2000 parça. Artık ne yaptığınıza bağlı olarak eğer sıkıntılı bir yer görürseniz direkt buna basın ve her yaptığınız değişiklikten sonra da bir kere Ctrl B yapmaya alışkanlık edin. Hızlı hızlı yapabilirsiniz. Bu da ikinci metodumuzdu. Şimdi sırada ekstrüzyon ile kesme komutuna değineceğiz. Bakın burada bulunan komut. Ee, şimdi bunun için bir çizim oluşturmamız lazım. Yüzeyimiz bu sefer farklı bir yüzey olsun. Mesela şu yüzey olsun. Ben bu yüzeyi çizimi açıyorum. Yani tıkladım çizim açtım. Ee, bir daire keselim mesela. Şöyle bakın mavi bir çizgi oluşuyor tam eksen olduğunu göstermesi için. Şöyle bir şekilde oluşturalım. Ardından hızlıca bir ölçülendirmesini gerçekleştireceğim ben. 22.5 zaten 45'in yarısı olduğu için tam ortalı olsun diye yaptık. Şuradan da 25 olsun. 50 mm yukarıdaydı ya ondan dolayı. Burası da 15 olsun mesela. Bakın Ekstrüzyon ile kes komutunda aslında çok fazla değişiklik yok. Sadece kesmek için belli özelleştirmeler var. Mesela ekstrüzyon ile kes komutunun içerisine girdik. Bakın burada direkt bu standartta gelir. Körde gelir sizin yine aynı şekilde. Yine öteleme komutları aynı şekilde çalışır. Buradaki kör kısmı bulunuyor. Bakın yön 2 açık kalmış. Yön 2 ile kapatıyorum. Şimdi bakın burada 25 mm diyor ya. Mesela biz 45 yaparsak tam bu yüzeye kadar kesecektir tamam mı? Körü tümden dersek yine o yüzeye kadar kesecektir. Tümden her ikisinden dersek her iki yöne doğru kesecektir. Yön 2'yi tekrar kapatalım ne dönsün. Ee, bir sonraki ne kadar dersem bir sonraki temas edeceği yüzeye kadar keser. Tepe noktasına kadar dersem tepe noktasını belirlersem keser. Mesela bakın şurası bir tepe noktasıdır buraya kadar keser. Ee, ardından yüzeye kadar dersem yüzeye kadar kesecektir. Yani bu tarz bir ton şeyi var aslında. Yüzeye kadar öteledersem de oraya kadar öteleyip ondan sonrasını kesecektir. Orta düzlem dersem de ikisinin ortasını. Aslında birçok e, kısım var tabi bunların hepsini örneklerde kullanacağız. Tekrardan söyleyeyim. Burada tek fark, bakın kesilecek tarafı ters çevir. Şimdi ilk önce bir normal bir kesme işlemini gerçekleştirelim. Bakın ben bunu kesersem içi boş bir şekilde bir e, daire boşalacak içi. Şimdi burada kes komutunun içerisine girdiğimde tekrardan. Kesilecek tarafı ters çevirirsem bunun dışındaki her yeri kesecek. Bakın. Kesme komutunu da e, yapacaklarımız bu kadardı. Aynı şekilde burada da kontürleri seçerek birden fazla çizim oluşturduysak, kesilecek geometri oluşturduysak bu şekilde kesebiliriz. Şimdi gelelim bugün öğrendiklerimizi bir örnekte deneyimlemeye. Hızlıca yeni bir parça ortamı açıyoruz. Üst düzlemde çizimi açtım ve denklemlere tıkladım. Hemen buradan A diyorum. 50 diyorum mesela denklemimde. B diyorum. Enter. Global değişken A bölü 2 yapıyorum. Pardon. A bölü 2 yaptım. C diyorum. Mesela bu sefer B artı 10 olsun. İkinci denklemi bu. D diyorum. Mesela D de e, Enter. A bölü. Daha doğrusu A bölü 10 olsun. Aynen A bölü 10 iyidir. E diyoruz. E de 10 olsun. F diyorum. F'imiz de 30 olsun. Şimdi bakalım bunları nerede kullanacağız. Tamamı tıkladım. Üst düzlemde zaten çizimim açık. Hemen iç içe geçmiş. 3 tane daire çiziyorum. Şu şekilde. Ve bir tane de şöyle bir yardımcı geometriyle şuradan şuraya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve tam orta noktasından bir tane daire, daire çiziyorum. Şimdi bakın dış çapımız şuradan hemen akıllı ölçülendirmeyi hızlıca girelim. Dış çapımız A. Onaylayalım. İç çapımız B. Eşittir. B dedik. Onaylayalım. Şu için bir tık dışı bu C olacak. B artı 10 olan yani. Onayladık şu şekilde. Bunun çapı da D olacak. Yani A bölü 10. Bunu onayladık şimdi. Bakın işin güzel tarafını şu şekilde yapacağız. Hemen unsurlara giriyoruz. Katı oluştur diyoruz. Şimdi ilk önce bir kontrollerimizi oluşturmamız lazım. Hangi kontrollerle oluşturacağız? Bir genel yapıyı oluşturalım değil mi? Bakın şu ikisini seçiyorum. Ben bunu oluşturacağım. Zaten iki boş olacak. O yüzden sıkıntı yok. Ben bunu oluşturmak istedim kontürde. Eşittir diyorum. Burada E'yi seçiyorum. Onaylıyorum. Şimdi E kadar yukarıda olsun istiyorum. Ondan sonra bakın tekrar çizime geldim. Katı oluştur diyorum. Bu sefer de şunu seçiyorum. Ve diyorum ki zeminden F kadar yukarıda olsun. Aslında bu gözünüzde canlanacak tam olarak ne yaptığımız. Biraz farklı bir eee metotla yaptık. Gözünüze hitap etmeyebilir tam ama şu an her şeyi o tutturmuş olacaksınız. Ekstrüzyon ile kesiyoruz. Bakın bu sefer de çizim komutu seçili ama ben sadece şunları ile kesmesini istiyorum ve tümden her ikisinden kesmesini istiyorum ben bunu. Bakın bunu yaptım. Ardından bir sonraki komutumuzu. Bunlar ilerleyen konular ama hızlıca göstereyim. Burada dairesel çoğaltmaya geliyorum. Unsurlar ve yüzleri seçiyoruz hızlıca. Hızlı anlatacağım. Buraya zaten geri geldiğinde anlatmış olacağım sizlere. Burada da yönü seçiyoruz kısaca. Yani neyin etrafında çevirmeyi. Ve 6 diyor. 6 tane olsun. Bakın. Şimdi ben aslında burada bir flanş oluşturmuş oldum. Bakın şu an bu gördüğünüz şey bir flanş ve denkleme bağlı bir flanş. Yani eğer bir firmanızda flanş üretiyorsanız bunları denkleme bağlayıp hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Mesela ben çapı 80 yaparsam bakın ona göre hepsi düzenlenecek. 80 yaptım onayladım bakın çap büyüdü. Ben bunları standartize edebilirim bu şekilde. Sizlerle beraber de genel bir flanş yapmış olduk. Bu da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur ve işinize yarayacak bilgiler edinmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.